Əziz tamaşaçılarımız, bu təqdimatda yenə də qonağımız var. İbrahim bəy Türkiyənin Avrasiya xəstəxanalarının qurucusu və yönəldicisidir. İbrahim bəy, xoş gəlmisiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Təbrik edirəm sizi. Teşekkür ederim. Bugün çok özel ve güzel bir gün oldu. Türk Avrasya kıtasının evrensel şehri İstanbul'da Avrasya Hospital'ın adına uluslararası özel başarılı bir hastane olmanın mükafatını almak, ödülünü almak bizi mutlu etti. Bizler yola çıkarken hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir diyerek çıkmıştık. İnsan ve sağlık dediğimiz zaman akan sular durur diyoruz. Bu konuda tüm evrensel İstanbul'un dışında uluslararası da hizmet ediyoruz. Azerbaycan'dan 7500 civarından bize hasta geldi. Tüm Türkiye'ye milyonlarca hasta gelmekte. Ama bundan 20-30 yıl önce Türkiye'den yurt dışına hastalar gitmekteydi. Ama artık Türkiye'ye yurt dışından hastalar gelmekte. Bu büyük bir uğurun neticesidir. Bu büyük bir uğurun, çabanın, gayretin neticesidir. O vakitler bu logomuzda da gözüktüğü gibi logomuzu düşünürken Avrupa'nın teknolojisi, Asya'nın da insani değerlerini kucaklaştırmak istemiştik. Avrupa ve Asya arasında köprü olmak istemiştik. Bu logomuzda da anlaşıldığı gibi AA, ortadaki H, hospital, köprü. Ayrıca böyle yaptığımız zaman dört dörtlük hizmet anlamına gelen, üzerine bir kafa koyduğumuz zaman tüm insanlığı kucaklayan, insan ve insanlığı kucaklayan bir hizmet yapma şeyiydi. Bugün de Bakü'de, Azerbaycan'da bu ödülü almak, yılın başarılı hastanesi olmak bizi olabildiğince mutlu ediyor. Ödüle mükafat denirdi. Bizim çocukluğumuzda da mükafat denirdi ama burada gördüm ki mükafat deniliyor. Bu da ayrıca mutlu etti. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu başarının arkasında olan doktorlarımıza, hemşirelerimize, çalışanlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu hastanenin kurucusu olan ağabeyim Hüseyin Urlu'ya da özellikle teşekkür ediyorum. Selamlarımı ve saygılarımı. Ben de teşekkür ediyorum, ileteceğim. Ayrıca bizlere yolumuzu açan, önümüzü aydınlatan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a, hastanemizin açılışını yapan Süleyman Demirel'i rahmetle anıyorum. Biraz önce Haydar Ali Aliyev'in mezarını ziyaret ettim. Elçi Bey'in mezarını ziyaret ettim. O insanlar eğer o gün bu iki ülke arasında bu kardeşliği sağlamamış olsalardı, biz belki bugün burada bu ödülü alamamış olacaktık. Onlara da rahmetler diliyorum. Bunlar bizim başarılarımızın gerisindeki sessiz ve meçhul kahramanlardır. Tebrik ederim. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın.